Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugün sizlere yepyeni bir duyurum var. Android Broadcast Receiver Service ve SQLite eğitim seti udemy.com'da yayında. Hep ne dedik? Android 4 ana komponentten oluşur dedik. Neydi bunlar? Aktiviteler, Broadcast Receiver'lar, servisler ve Content Provider'lar. YouTube kanalında verdiğim yaklaşık 200'e yakın, ki çoğu da Android videosundan oluşuyor, eğitimlerde sürekli olarak aktivitelerle ilgilendik. Artık o kavramı anladığımızı düşünüyorum. Material Design eğitim setiyle beraber artık tasarımı da biraz daha iyileştirdik. Artık daha gelişmiş uygulamalar yapmak için diğer 3 komponenti öğrenmenin vakti geldi. İşte bu eğitim seti de bu 3 komponenti içeren gayet detaylı, örneği bol bir eğitim seti oldu ve günün sonunda yaklaşık 20 saatlik bir set ortaya çıktı. Peki gelin isterseniz bu eğitim setinde neler anlatılmış bir onlara bakalım. Öncelikli olarak Android'deki Broadcast Receiver'ın ne olduğundan ve diğer bütün çeşitlerinden örneklerle bahsettim. Zaten benim anlatım tarzımı eğer YouTube'daki videolarımı veya udemy.com'daki diğer eğitim setlerini gördüyseniz biliyorsunuzdur. Genellikle olayın detayını, mantığını vermeye çalışıyorum. Bunu yaparken ya farklı farklı örnekler yapmaya ya da böyle bir sunumlar üzerinden önce teorik olarak anlatıp sonra pratiğe dökmeye çalışıyorum. Bu eğitim setinde de yine bunlardan vazgeçmedik. Broadcast Receiver'ı bütün çeşitleriyle beraber ve örnekleriyle anlatmaya çalıştım. Daha sonra Android'deki servis yapısından ve thread yapısından bahsediyoruz. Android'deki servisin ne olduğundan, niye kullanılacağından ve çeşitlerinden bahsedip burada Android işletim sisteminin çalışma mantığını biraz daha detaylı bir şekilde anlamak için Android'deki main ve worker thread kavramlarından, handler ve looper kavramlarından ve bunlarla ilgili farklı farklı örneklerden bahsediyorum. Ve interproses veri alışverişi, Messenger ile bu communication'ı, bu iletişimin nasıl sağlanacağıyla dair Türkçe kaynağın pek bulunmadığı, bulunsa da pek anlatılmadığı, detaylı bir şekilde anlatılmadığı bu yapılar üzerinde durmaya çalışıyorum. Daha sonra uygulamalarımızı geliştirirken illaki veri saklama ihtiyacı duyuyoruz. Bunun en temeli olan shared preferences'ın ne olduğundan ve çeşitlerinden örneklerle bahsediyoruz. Daha sonra verilerimizi biz dosyalarda saklayabiliriz. Bu dosyaları saklarken Android'deki internal veya external storage veya bunların cache alanlarında saklamak isteriz. Bu kısımda da bununla ilgili detaylı bilgiler veriyoruz. Ve daha sonra ilişkisel verileri tutacağımız bir veri tabanı yapısı ihtiyacı halinde Android ile beraber gelen SQLite var biliyorsunuz. SQLite'ın ne olduğundan ve temel metotlarıyla nasıl kullanacağımızdan bahsediyoruz. Bunlardan bahsederken not defteri diye bir uygulama yapıp bunun üzerinde ihtiyaca yönelik sorunlara, problemlere nasıl yaklaşmamız gerektiğinden bahsetmeye çalışıyorum. Bu SQLite'ın normal kullanımını çoğu yerde zaten görüyorsunuz. Belki ama görmediğiniz veya çok üzerinde düşünmeyen Content Provider ve Content Resolver kavramları burada karşımıza çıkıyor. Bunları kullanarak uygulamalara daha profesyonel bir şekilde veri ihtiyacının olduğu uygulamalarda daha profesyonel bir şekilde veri kullanımını sağlıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve daha sonra burada öğrendiğimiz yapılarla da şu kısımda da artık örnek uygulamamızı farklı adım adım tamamlıyoruz. Evet. Bu konular genellikle Türkçe kaynağın pek bulunmadığı, böyle hepsini en azından bir arada bulamayacağınız konular olduğu için çok önemli ve 20 saatlik bir eğitim söz konusu burada. Şimdi buraya 20, 40 dolar yazdım. Bunun artık çok mu az mı olduğunu karar vermek takdir sizin. Ama udemy.com ve YouTube'da kanalımdaki öğrenciler için bir kupon kodu tanımladım buraya, Android Emre 50 diye. Bu kodu yazdığınızda 20 dolara düşüyor bu. İşte bu fiyat çok mudur az mıdır takdir sizin, ama gördüğünüz gibi sadece 20 saatlik bir içerik. Yani bu sadece videonun tutan hali. Tabii bunun öncesi, hazırlanması, sonrası, bunlardan bahsetmiyorum diye. Hiç bahsetmiyorum bile. Umarım faydalanırsınız. Umarım sizin için faydalı olur. Ve bunu da anlattıktan sonra şunu da söylemek istiyorum. Artık temel olarak hani pek çok konudan bahsettik ve bahsetmediğimiz çok az konu kaldı. Ne bileyim,
Google'daki haritalar, genelde çok sorulan işlemler bunlar. İşte internetten veri çekme gibi. Bunları da ayrı bir eğitim setinde anlattıktan sonra direkt uygulama tabanlı ve dediğim gibi hep o kurduğum cümleyi tekrardan kuruyorum. Hani sıfırdan Google Play'e yüklenecek uygulamalar. Bir eğitim setinde mesela sadece bir uygulamanın baştan sonra anlatımını içeren eğitim setleri gelecek. Bu eğitim setinden de umarım faydalanırsınız. Dediğim gibi pek çok karmaşık gelen, anlaşılması zor, çok fazla kaynak bulamayacağınız konuları tek bir eğitim setinde topladım. Umarım faydalanırsınız. Lütfen yorumlarınızı, eleştirilerinizi de eksik etmeyin. Görüşmek üzere.